Evet, çok heyecanlı, sabırsız, bir an önce temizlik yapmak isteyen bir yarışmacıydı. Ve bugün eve girdi, evin hakkından geldi, sıra geldi finale. Bakalım diğer arkadaşları temizliğini beğenmişler mi? Esma, dün dedin ki bomba gibi bir temizlik geliyor. Bombayı patlatacağım dedin. O bomba bugün patladı mı? Patladı. Patladı. Bakalım arkadaşların o bombayı beğenmişler mi? Evet, Arzu Hanım bir... Siz bir durun hele bir. Özlem Hanım'dan devam edelim. Evet, Özlem Hanımcığım, nasıl buldunuz evi? Bomba bugün patladı mı? Yani bombayı fazla patlatamadı. Bombayı fazla patlatamadı. Hı hı. Kusura bakmama Esma'cığım, eline koluna sağlık. Mutfak dolaplarını çok beğendim. Gerçekten güzel oldu. Hani iç leke falan bırakmadın. Buzdolabını aynı şekilde güzel temizlemiştin. Camına yorum yapmıyorum. Kadir Bey sildi. Oturma odana gelince de örümcek ağlarını gördüm birkaç yerde. Nerede gördün? Kapının arkasındaki duvarda. Hatta hangi şimdi göz. Kapının arkasındaki duvarda? Salondaki. Girdikten sonra kapının arkasında kapının bir boşluk. Kapının arkası dahil olmuyor. Örüdeki örümcek ağını ben yani salona dahil olmayan yer nasıl kapının salona arkası? Salona dahil de orası. Neresinden bahsediyorsun? Ben de anlamadım. Kapının arkası dediğin? Ya salonda kapının arka tarafında üstte bir yer vardı. Böyle yani çıkıntılı bir yer vardı dolapta. Yer yani. Koridordan yok, bahsetmiyor. Söylediği yer şey hani oturma odasına girerken kapının hemen yanında sağ tarafta. Peki ne kadar büyüklükte bir örümcek ağıydı o? Bildiğin şöyle köşeden sarkıyordu, hatta şimdi de gösterebilirim. Tamam, gösterirsin. Peki. Evet, evimiz final için müsait değildi bu arada. Şu anda yan dairedeyiz, komşunun evindeyiz. Rahşan Hanım ve kızı Zeynep bize kapılarını açtılar. Buradan da kendilerine çok çok teşekkürler. Onun için şu anda gidip örümcek ağını göremeyiz tabii ki. Yani diyor ki o kadar çok göze batan bir örümcek ağı mıydı? Ya örümcek ağlarına karşı benim bir hassasiyetim var. Hayır, nerede olduğunu anlayamadım. Çünkü saatlerce örümcek ağı gezdim. Bak, salondaki o köşe duvar var ya. Köşe duvar. İki kapının olduğu duvar. Oradaymış. Tamam, bakacağım. Peki salondaki temizliği beğendin mi? Koltukları, camı mesela, camı sildi. Evet, camın temizliğini gerçekten beğendim. Güzel sildi. Hani biraz vakit kaybettin ama gerçekten hakkını verdin. Güzel sildi. Peki banyoya geçelim. Banyoda dediğin gibi klozetin içini temizledin. Dün çok iddialı konuşmuştun. Biraz vardı ama gerçekten güzel oldu. Teşekkür ederim. Salondaki koltukları sildin mi? Evet, sildim. Altlarını çok iyi süprememişsin. Minderlerin altı tozluydu hala. Ama Özlem beğendi. Ama şöyle bir şey var. Ben o koltukların kılıflarını çıkartıp yıkadım. Sildim. Yani 4 saatte yarışıyoruz bir burada, yani bunu da düşünün. Bir saniye Özlem, sen beğendin ama şu anda o koltuklar silindi mi diye soruyor. Ama şöyle... Silip silinmediğini anlamadın mı koltukları? Yok, hayır, ben silindi mi diye sordum sadece. Hayır, baktığında silinmiş zaten gibi gelmiyor. Anlıyor ya, olsaydınız. Gelmedi baktığımda, o yüzden. Ben konuşabilir miyim? Tabii. Zaten anlıyor olsaydınız silindiğini anlardınız. Ya anlayamadım ben o zaman, kusura bakma. Tamam. İçeri ya ben de silindi mi diye ben de sormak istedim ama ben özellikle oturma yerini olarak sormadım. Hani kenarlar ha, olarak. Bir de şimdi sordum. Arkadaşlar sette yürüyorlar, toz kalkabilir yani bu deri. Kumaş olsaydı belki. Yok, hani ben sürüldüm mü sürülmedim anlamında sürüldüm, yapılmıştır yapılmamıştır. Peki Özlem'in yani beğenmesini ne diyorsunuz? Koltukları beğendim dedi Özlem. Evet, kaldırıp altına kadar sildi kız, hatta süpürgeyle de çekti yani. Onu gördüm, ben beğendim. Ben beğenmedim. O senin görüşün. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki Özlem, ver puanını bakalım. Esma'cığım 4 puan, 1 puan da örümcekten kırdım. Örümcekten 1 puan kırılmaz. Örümcekten 1 puan kırılmaz. Benim örümceğe karşı hassasiyetim var. Tamam, 1 puanı kırdım. Tamam, senin hassasiyetin beni ilgilendirmez. Tamam, o zaman detaylı bir şekilde baksaydın ve temizleseydin. Detaylı bir şekilde baktım zaten. Farkındaysanız ben saatte yarışıyorum. Biteceğim, bakacağım şimdi. Gerçekten merak ettim ya. 1 puan, hani bir şey bul ya. Bir şey bul ya. Bir şey bul. Bir şey bana bir şey bul ya. Bana ele gelebilecek bir şey tamam, söylesen. Tamam, saatte yarışıyorum diyorsun. Tamam, zaten sonu birçok yerini Kadir Bey yaptı. Neresini yaptı Kadir Bey? Bir kapının bir yerini, bir tane kapıyı zaten Kadir Bey sildi. Kenarı çekmeceli bir tamam, dolap var. Tamam, sen gününde o Kadir zaman Bey sen sildi. Tek başına yarışırsın, tamam mı? Tamam, tek başıma yarışırım, görürsün. Peki Özlem'den 4 puan geldi. 1 puanı örümcekten kırdığını söylüyor Özlem. Peki. Teşekkür ettim. Zakir Hanım, senden devam edelim, buyur. Öncelikle Esma'nın eline koluna sağlık diyorum. Güzel, hırslı bir yarışmacıydı. İlk günden beri aynı şeyi söylüyordu zaten kendisi de. Mutfaktan başladı. Mutfak dolaplarına bayağı süre harcadı. İki küsur saat geçti sanırım mutfakta. Mutfakta fazla eşyası yoktu. Buzdolabı vardı. Bir de mikrodalga vardı sanırım. Onu göremedim ben son anda. Mikrodalgayı dışarı çıkardı ama daha sonra silinmedi o mikrodalga. İşte... Yani silinmedi. Set arasında evet, çıkarıldığı için onu yorumlarda da söyledim, bekledim çünkü onu. Çünkü orada bekliyordu o da. Daha sonra... Mutfakta 2 saat 45 dakika geçirdi. Evet. Bu senin için, o mutfak için iyi bir süre mi? O süre çok fazla. Çünkü diğer odalara da eşit bir şekilde süresini ayarlayıp kendini ona göre hız ya da
temizliğin ona göre güç vermesi gerekiyordu. Galiba o da heyecandan o şekilde yaptı. Öyle peki şunu soracağım. Bugünkü mutfaktan daha büyük bir mutfak çıksaydı, daha kalabalık, beyaz eşyası olan bir mutfak çıksaydı, yine de Esma mutfağı şu bugünkü gibi temizleyebilir miydi? Zannetmiyorum. Daha fazla süre harcardı. Bu sefer sürem gidiyor diye eli ayağına dolanabilirdi. Yani daha iyi temizlik yapamazdı. Peki bunun sebebi elinin ağırlığı mı yoksa ince detaya girmeye çalışması? İnce detaya girmeye çalıştı çünkü buzdolabının arkasındaki motoru da temizledi. Güzel bir temizlik çıkardı gördüm yani. İyiydi ama çok fazla dolabı yoktu dediğim gibi. Diğer evlere kıyaslamak yapmak istemiyorum ama onun evine bu çıktı. Yani şansına bu ev çıktı. Peki. Salona gelelim. Salondaki camı sildi. Cam değerlendirmesi salonda, yaptığında. Özellikle salondaki cam da çok oyalandı. Yani ben bunu vurguladım yorumlarımda da. Güzel bir temizlik çıkarmaya çalışıyordu. Çıkardı da beğendim hani iyiydi ama çok fazla süre harcadı orada da. Daha sonra başka koltukların örtülerini falan sanırım yıkadı. İyiydi, süpürdü. Ve banyo için ne diyorsun? Son 20 dakika kala banyoya girdi. Son 20 dakika kısa bir süre. Aslında daha fazla ayırabilirdi. 20 dakikada da bir şeyler yapılabilir ama şeyin lavabonun içerisine hani Arzu Hanım'a dediği gibi tornavidayla ya da sıcak suyla denediniz mi diye sormuştu kendisi. Sen denedin mi bugün? Denedim. Sıcak su, denedim. Tornavida. Evet. Nasıl bir sonuç aldın? Memnun musun? Tornavidayı denedim, sıcak suyu deneyemedim. Tornavidayı soktum ama oraya. Elimi böyle soktum yani. Evet, o böyle zaman tebrik geliyorum. Ediyorum. Ama birazcık dibinde kalmış, gene de başarılı bir temizlik olmuş. Çünkü ilk halinden fark vardı. Daha sonra etrafı, klozetin etrafı biraz kalmıştı kirli olarak. Bir de banyo bataryası var ya. Evet. O da lekeli kalmıştı. Peki zaten sana son soruyu soracağım. Arzu, Ayşe ve Esma arasında en çok kimin temizliğini beğendin? En çok kimin temizliğiydi? Zor bir soru oldu. Evet yani ikisi de hemen hemen, yani üçü de hemen hemen aynıydı. Aynı hırsta gördüm hepsini de. Ev konusunda hani bir kenara bırakmak istiyorum o yüzden. İş yapışı, suyu, deterjanı yani hızı, pratikliği hepsi aynı mıydı senin gözünde? Hepsi hırslıydı. Gerçekten hırslıydı. Orada hakkını yiyemem yani. Kim beğendin en çok? En çok sanırım Arzu Hanım'ki biraz daha şeydi ya. Daha mı iyi bir temizlik daha pratikti çünkü hani hakkını yemeyeceğim. Onun evi 3 evden daha şeydi. Peki Zakire, ver puanını bakalım kaç puan gelecek? En çok Arzu'yu beğendiğini söyledi. Bakalım Zakire Nur haftanın 3. günde kaç puan verecek temizliğe? Esma'ya puanım maalesef 2. Aa! Haksızlık yapıyorsun. Sen gününü oynuyorsun. Haksızlık yapmıyorum asla. Neden günümü oynuyorsun biliyor günümü musun? Oynamıyorum. Günümü Arzu oynasa... abla daha çok beğendiysen sen onu 4-5 verebilirdin. 3 ne? Hayır. 3 ne? O kadar beğendin madem 3 kötü bir puan değil. Neden kullanmıyorsun? Sen daha kesinlikle çok... gününü oynuyorsun. Hayır, hayır. Ben o puanı hak etmiyorum. Bak senin evin odalar bakımını istiyorum. Sana gerçekten maalesef. Hak etmiyorum o puanı ben. Maalesef. Çünkü neden? Tamam sen gününde göreceksin. Tamam sen de benim günümde tamam. Aynı benim temizliğim tamam, o şekilde okay. Puan tamam. Verebilirim. Senin hakkını verebilir miyim bilmiyorum ama sen benim hakkımı yedin. Hakkını yediğini düşünmüyorum. Yani yedin. Zakire'nin gününde... Yedin. Ya şu an değiştir ya da sonsuza kadar vicdan azabı çek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.